Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün AliExpress Keson'u kampanyasından aldığım ürünlerin kutu açılışını yapacağım. Hiç vakit kaybetmeden başlayayım çünkü bayağı var. Evet, ilk kutumuz. Bunların hepsinin paketi açık. Ben sabırsız olduğum için açtım. Bu neymiş? Saç kurutma makinesi. Bunları ben yaklaşık tanesini 1,5 liraya aldım. O yüzden hiç fiyat performans demeyeceğim çünkü hepsi 1,5 liraya eder. Saç kurutmamız çıktı. Şunu şöyle takıyoruz. Şu şekilde taktım. Hemen fişten deniyorum şöyle. Işıklı bakın. Üç kademeli. Bence gayet başarılı. Hemen diğer ürünümüze geçelim. Sıradaki ürünümüz neymiş? Bakalım. Bu ürünü de çok seviyorum. Hani yazın sinekler geliyor ya sürekli. Bu alet sinekleri yakalıyor. Şunu takıyorsunuz, çok iyi bir alet değil ama şurada pervanesi var. Burada da ışık var. Sinekler ışığa geldiği için sinek buradan geliyor. Buradan pervane tak alttaki hazneye çekiyor. Bunun da esprisi bu. Evet, bir diğer pakete geçelim şimdi. Sıradaki paket küçük. Onlu diş fırçası. Yine tekrar ediyorum, aldığım ürünlere en fazla 1,5-2 lira verdim. Bu da gayet başarılı. Daha açmadım ama kılları da bayağı uzunmuş. Geçiyoruz diğer ürüne. Bunda vergi diyor. Ha evet. Bunu Keson kampanyasından almadım arkadaşlar. Bu mikrofon videolarda kullanmak için aldım. Bunu da hemen paket içeriğini göstereyim size. Böyle güzel bir çantada geliyor. Şöyle bir mikrofon. Artık çok göstermeyeyim. Bunu da ucuz aldım. Bunu da sizlerle paylaşıyor olacağım. Hemen bir sonraki paketimize geçelim. Evet. Sonraki paket. Bu da en sevdiğim ürünlerden bir tanesi. Mouse. Bu da vergili yazıyordu, olsun dedim. Bir söyleyeyim ama geldi, vergi ödemedim. Bu da ışıklı DPI ayarı falan var. Gayet başarılı. Şu an takabileceğim bir USB olmadığı için bunu gösteremeyeceğim. Ama aynı şuradaki ışıklar ve değişiyor. RGB bu. Aynı buradaki ışıklar gibi ama RGB, değişiyor sürekli ışığı. Sıradaki ürünümüz bakalım. Evet, ses bombası. Açalım bunu. Kablosuyla beraber geliyor. Yalnız bunda şöyle bir şey var. Bu da yaklaşık 2 liraya geldi. Bas kalitesi gerçekten berbat. Yani tizler idare eder. Baslar berbat. Hiç bas yok. Ama idare eder. Hiç yoktan iyidir diyelim. Bir sonraki ürüne geçelim. Evet, bu da sevdiğim ürünlerden bir tanesi. Bundan 2 tane aldım. Bu da nemlendirme cihazı. Şöyle bir kabloyla geliyor. Aslında çok basit bir cihaz. Buradan açıyoruz. Buraya kokumuzu dolduruyoruz. Burada yine süngeri falan var. Buradan yukarı çekiyor. Şuradan da böyle buhar veriyor. İsterseniz su koyun, isterseniz koku koyun. Gerçekten çok güzel. Koku koyduğunuz zaman odayı yarım saate böyle hafif, baş ağrıtmayacak derecede güzel bir ambiyans sağlıyor. Hemen diğer ürüne geçelim. Evet, sıradaki ürünümüz neymiş? Evet, bu da bir ses bombası. Böyle kısa bir kabloyla geliyor. Yine bunun böyle RGB ışığı var. Bunun da bası çok kötü. Tiz idare eder. Hiç yoktan iyidir diyelim. Arkadaşlar şunu şey yapmadan, eğer şarjı varsa size göstereyim. Eğer şarjı varsa size de göstereyim. Şöyle ışıkları var, görebiliyor musunuz? Şöyle. Az önce bağlandı. Sesim kesilmiş olabilir diye. Tekrar kaydı başlattım. Evet. Bu da arkadaşlar tripod. Şöyle açıyorsunuz. Şöyle şuralardan açıyorsunuz. Oynuyor zaten. Böyle uzuyor. Burası da bu şekilde oynuyor. Tamamdır. Bu şekilde genişletip telefonunuzu takabiliyorsunuz. Selfie çubuğu. Bunun şöyle güzel bir özelliği var. Şuradan bunu çıkartabiliyorsunuz. Uzaktan fotoğraf çekebiliyorsunuz veya video çekebiliyorsunuz. Çok güzel bir özellik. Bu ürünümüz de böyleydi. Şöyle şunu da göstereyim. Böyle tripod olarak da kullanabiliyorsunuz. Çok fazla da yer kaplamıyor. Bir sonraki ürünümüze geçelim. Evet, burada ne varmış? Arkadaşlar bu dolap düzenleyici. Bakmaya gerek yok bence. Direkt diğer ürüne geçiyorum. Açalım bakalım burada ne varmış. Evet. Bu da hafıza kartım. 16 GB. Geçelim. Bunda çok bir esprisi yok. Sıradaki ürünümüz. Evet, kamera. Çocuk kamerası bu aslında ama gayet güzel, benim çok hoşuma gitti. Aksesuar olarak da kullanılabilir.
Şöyle ufak açayım. Bunun incelemesini yapacağım ilerleyen günlerde. Şöyle bir açılışı var. Video çekebiliyorsunuz, fotoğraf çekebiliyorsunuz vesaire vesaire. Böyle bir kapanış yapıyor. İçinde bu arada oyunlar da var. Bunun incelemesini daha sonra çekeceğim. Şöyle bir askısı var. Bir de hafıza kartı göndermişler yanında ama şuradaymış. 8 GB da hafıza kartı var içinde. Evet, sıradaki ürünümüz. Bu da diş fırçamız arkadaşlar. Tek kalem pille çalışıyor. Çok iyi bir şey değil. Uzun süreli kullanabileceğiniz bir şey değil. Yanında 3-4 tane yedek uç geliyor şu şekilde. Çok kullanışlı bir şey değil. Almanızı da tavsiye etmem. Ben 1 liraya aldım ama 30 dolara falan satıyorlar bunu. Hiç değmez yani. Sıradaki ürünümüz. Bu da arkadaşlar piyasada yaklaşık 100 liraya satılan hızlı şarj adaptörü. Kullandım, gayet başarılı. Type-C girişi var. USB 3.0 girişi var. Gayet başarılı bir ürün. Evet, hiç beklemeden bir sonraki ürüne geçiyoruz. Evet arkadaşlar, bu da termos. Dereceli termos. Şöyle derecesi var. Görebiliyor musunuz? Dokunmatik burası. Ben bunu denedim. Derecesi başarılı. Hatta içi de ıslaktır biraz. Bu da yaklaşık 1,5 liraya geldi. Şöyle bir filtresi var. Gayet güzel ve şık bir termos. Evet, bir sonraki ürüne geçelim. Evet arkadaşlar. Şöyle güzel bir çanta. Yalnız bu çantanın şöyle güzel bir özelliği var. USB kablosu var. Şuradan şuraya yerleştiriyorsunuz içeriden beri. Herhangi bir yerine power bank'inizi koyuyorsunuz ve telefonunuzu, tabletinizi şarj edebiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Bunu da köşeye koyalım. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle AliExpress Keson'un kampanyasından aldığım ürünlerin kutu açılışını yaptık. Bazı ürünlerin inceleme videolarını sizinle paylaşıyor olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.